Adam şükretmiyor. Hain. Bana birisi bir gün dedi ki, yaratılışta dedi, adaletsizlik var. Nerede babacığım dedim. Dedi bak ben sürünüyorum dedi. Sakıp Sabancı Vehbi Koca yaşıyor. 50 sene önce bir olay bu. Hem de fuarda oluyor, fuarda. Kalabalıkta böyle konferans veriyordum meydanda. Dedi, ben sürünüyorum. Dedim, kardeş niye yalan söylüyorsun? Bak sürünmüyorsun, ayakların var, basıyorsun. Fuara da gelmişsin. Yılan olsa neyse, yılan demez böyle. Niye yalan söylüyorsun dedim. Ama dedi, ben niye bir Sakıp Sabancı olmadım? Ya herkes, Allah her tarafı Sakıp Sabancı doldurmaz ki. Allah kavun yaratıyor, karpuz da yaratıyor. Her tarafı üzüm vermiyor değil mi? Üzüm veriyor, kiraz da veriyor, şeftali de veriyor, kayısı da veriyor. Biber de veriyor, domat da veriyor, acı da veriyor, tatlı da veriyor. Allah tek kalem yapmaz dedim, çeşitli. Hem dedim onlarda dedim para çok, öbür tarafta hesabı vermek için kuyrukta çok beklerler. Sen hemen cennete geç derler dedim. Cennete gönderiyoruz, yine de razı olmuyor. Yok yok dedi, ben de bir Sakıp Sabancı olmak istiyordum. Sen dedim, Sakıp Sabancı olmadığına üzülme de, eşek olmadığına şükret lan eşek olacak. Bak, eşeğe bakıp da demiyor, Allah beni bir eşek yaratsaydı ne zor olurdu. Vallahi ben 11 yaşındaydım, eşekle kavun karpuz götürüyordum köye. Eşeğin üstündeyim bir gün, şey geldi aklıma, dedim ya eşek olmak ne zormuş, Allah korusun. İyi ki ben eşek olmamışım. Çünkü üçlüyüm duruyor, dörtlüyüm gidiyor. Hayvan hiçbir şey söylemiyor. İstersen sopayı vur, istersen ot ver. Hiçbir şey demiyor. Dedim iyi ki ben eşek olmamışım. Eşek olmak ne kadar zormuş dedim. Eşekten utandım, aşağı indim. Bilmiyorum eşeğe. Ayıp olur artık eşekten. Benim sırtıma binseler iyi mi? İyi değil. Gidiyorum, baktım yaşlı birisi, oğlum diyor, ne yürüyün eşeğe binsene. Yok dedim amca, ben yerde yürüyeceğim daha iyi. Sonra eşeğe baktım, böyle duruyor garip. Üzüldüm. Ne yapayım ben bu, nasıl bir iyilik yapabilirim ben bu eşeğe? Bir tane kavun yedireyim dedim. Aldım köfeden bir kavunu, tuttum ağzına bile hart hart kavunu yemeye başladı şapur şupur. Rahatladım. Yani şimdi insan kendinden yukarısına değil, kendinden aşağısına bakacak. Ya bir eli olmayan, iki eli olmayana bakacak.